yılbaşının yaklaşmasıyla kent içindeki iş yerlerinin vitrinleri süslenmeye başlandı. Parti süsü satışı yapan işletmeler raflarını doldurdu doldurmasına ama işletmeler yeteri kadar ürün ithal edemediklerinden şikayetçi. Mağazalara alışverişe gelen müşterilerin sıkıntısı ise fiyatların yüksekliği. 2021 yılbaşında koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülke genelinde kısıtlamalara gidilmiş 31 Aralık Perşembe günü saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama nedeniyle yılbaşı eğlenceleri sönük kalmış. Bu durum yılbaşı alışverişine ilgiyi de düşürmüştü. Parti malzemeleri ticareti yapan işletmeler yaptıkları hazırlıkları bir sonraki yılbaşına ertelemişti. İki sene hiç kimseyi kutlamadı. Biliyorsunuz Covid'den. Ama bu sene herkes mutluluk lazım. Herkes malzemeleri alıyor, süsleniyorlar. Herhalde daha fazla normaldan. Bu sene çok güzel. Yılbaşına sayılı gün kala ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da hazırlıklar başladı. Oteller, alışveriş merkezleri ve kentin simge yerlerinde süslemeler yapılıyor. Elinde var zaten, adet sıkıntımız yok. Bak, bak. Vatandaşın yılbaşı için özel parti süsleri satan işletmelere ilgisi ise geçen yıla göre bu yıl iki katına çıktı. İşletmeler dövizdeki artış nedeniyle yurt dışından yeteri kadar ürün getiremediği ve çeşitlilik sağlayamamaktan şikayetçi. Bu sene bambaşka bir yıl. Çünkü fiyatlar zaten döviz endeksli olduğu için şu anda çok arttı. Geçen sene bizim perakende sattığımız fiyatlar bu sene toptancıdan bulmak imkansız. Her şey arttı. Ürün çok fazla yok. Geçen yıllar ürün hangisi alalım karar veremezken bu sene ürün bulduğumuz zaman hani şükrediyoruz diyebilirim. Hediyelik eşya satanlar yüksek döviz kuru nedeniyle ürün alamamaktan şikayet ederken bu yıl yılbaşı kutlaması yapmak isteyen ailelerin süslemelere ayırdıkları bütçeyi iki katına çıkarmış durumda. Ya geçen yıl pandemiden dolayı kutlama yapılmadı. Ondan dolayısıyla bu yıl bir kutlama yapalım dedik ve fiyatlar oldukça pahalı. Bütçemize biraz aşıyor. Yine de çocuklar için bir şeyler bakmaya geldik. Durum böyle. Hem satıcı hem alıcı sıkıntılı. Peki fiyatlarda durum ne? Süs ışık ile beraber yani bir 500 lira ortalama bulur. Bu orta bütçe ayıran müşteriler için böyle bir paket yapılabilir. Durum böyleyken bile kutlamalardan vazgeçmeyenler bu yılda en çok ilgiyi Noel Baba kostümleri, maskeleri, biblo ve yılbaşı ağaçlarına gösteriyor.